NTV'de Finans Kafaya hoş geldiniz efendim. Ben Melda Yücelkoca. Öncelikli olarak haberler diyeceğiz. Ardından mobilya sektöründe son durumu konuşacağız. Ama önce dediğim gibi haberler. EYT manşette Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili tedbirleri aldıklarını söyledi. Nebati kaynağı geçen yıldan oluşturduk dedi. Bakan Nebati dün bir televizyon programına konuk oldu. Ekonomi gündemindeki gelişmeleri değerlendirdi. Nebati 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların %40'ı bu yıl emekli olabilecek bilgisini paylaştı. EYT'nin tedbirlerini aldık diyen Nebati, kaynağını biz önceden oluşturduk. Geçen yıl kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik ifadelerini kullandı. Tüketici güveni diyelim. Zira tüketici güven endeksi Ocak ayında %4,6 oranında artarak Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle hesaplanan tüketici güven endeksi Aralık ayındaki 75,6 değerinden Ocak ayında 79,1'e yükseldi. Tüketici güveni böylece Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 75,4'ten 79,9'a, 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi ise 77,3'ten 82,7'ye yükseldi. Tüketicinin durumu ne dediğimize doğrudan ekmeğe bakalım efendim. Zira İstanbul'da ekmeğe zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, NTV'ye yaptığı açıklamada Şubat ayında zam görüşmeleri yapılacağına ilişkin açıklamaların doğru olmadığını söyledi. Balcı, Şubat'ta ekmeğe zam yok dedi. Aralık ayında yapmış olduğumuz basın toplantımızda Ocak-Şubat ayında ekmek fiyatlarının gündemimizde olmadığını söylemiştik. Bugün itibariyle de gündemimizde bir fiyat artışı söz konusu değil. Yani ülke genelinde azami kilogram fiyatı 25 lira. Bu vilayetlerde gram ve fiyat olarak değişiklik arz edebiliyor. 200 gram ekmek 5 liradan satılabiliyor. Bunun altında satan vilayetlerimiz var ama en yüksek fiyat kilogramı 25 liranın üzerinde. Yani yaklaşık Kasım ayından itibaren ülkede uygulanan fiyat uygulanıyor. Bu fiyat Ocak ayında, Şubat ayında devam edecek. Şubat ayında görüşülecek herhangi bir konu da yok. Ben konuyu oda başkanımızla da görüştüm. Ekmek fiyatında herhangi bir artış gündemimizde olmayan bir şey. Bir görüşme söz konusu değil. Şu anda ekmeğin fiyat artışına yönelik bir çalışmamız ve görüşülecek olan bir ay veya gün belli değil yani. Giderlerimizi yakından takip ediyoruz ama şu anda gündemimizde bir fiyat artışı söz konusu değil. İstanbul'da ekmek dedik, şimdi de Ankara'da simit diyelim. Zira Ankara'da simit 7 lira oldu. Yeni fiyat bugünden itibaren geçerli. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, doğalgaz, elektrik, un, susam fiyatlarındaki artışla kira ve asgari ücrete yapılan zamları hatırlattı. Bu artışlar nedeniyle fiyata 2 lira zam yapıldığını söyledi. 100 gramlık Ankara simidi 2 lira zamla 7 liradan satılacak. Kabine toplanıyor diyelim. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Ana gündem maddesi Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi olacak. Pakete ilişkin ayrıntılar toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede ana gündem başlığı Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan borç yapılandırma paketine son şekli kabine toplantısında verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin toplantıda vergi, sigorta primi, adli ve idari para cezaları ve milli emlak borçlarının yeniden yapılandırılacağı pakete ilişkin sunum yapması bekleniyor. Yapılandırma kapsamında ana para borçları korunacak. Ancak ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme zammı tutarlarının tahsilinden büyük ölçüde vazgeçilecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi belli bir katsayıyla hesaplanan yeni tutarlar peşin ve taksitle ödenebilecek. Peşin ödeme halinde
faiz tutarının %90'a varan oranda silinmesi mümkün olacak. Önceki yapılandırma paketlerinde olduğu gibi belirlenecek tutarın altındaki borçlar da tamamen silinecek. Yine vatandaşların su başta olmak üzere belediyelere olan borçlarıyla öğrenim kredisi borçları da yapılandırma kapsamında olacak. Kabine toplantısında İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında Kur'an-ı Kerim yakılması da gündemde olacak. Kabine toplantısında İsveç'e dönük atılabilecek diplomatik adımların masaya yatırılması bekleniyor. Hemen piyasalar diyelim. Saatler 14.37'yi gösterirken küresel piyasalarda görünüm pozitif diye söze başlayalım. Zira malum Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artışlarını yavaşlatabileceğine ilişkin beklentiler piyasaları doğrudan etkiliyor. İçeride borsa haftaya yükselişle başladı. Hatta bir ara %1'i de aştı. Son durumda %0,81'lik bir artışla 5500 seviyesinin üzerinde. Bu hafta içeride Perşembe günü enflasyon raporu, dışarıda ise aynı gün Amerika'dan 4. çeyrek büyüme rakamı dikkatle takip edilecek. Şöyle bir dolar TL'ye bakalım. 18.80'leri görüyoruz. Sakin seyirin yukarı yönlü olsa da devam ettiğini söyleyebiliriz. 18.80'lerde euro dolar paritesi 1.08'lerde. Aslında dolar gerileyince ons altın yükseldi. Yeniden 1930 dolara yaklaştı. Buradan bir gevşemesi var 1925'lere. Dolar TL çarpanıyla gram altında nerede derseniz 1160 liranın üzerinde, 1164 liradan alıcı buluyor gram altın. Çeyrek altın 1934 lira, yarım altın 3868 lira, tam altın 7716 liraya kadar çıkıyor. Borsa dediğimizde malum 2023'e sert dalgalarla başlamıştı. Borsa geçtiğimiz yılki kazançların aksine bu yıla sert dalgalı bir başlangıç yaptı. İlk iki haftada sert değer kaybı yaşanınca yatırımcı sayısı da yaklaşık 3 ay sonra ilk kez azaldı. 83 bin kişi hesabını kapattı. Borsadan 83 bin kişi çıktı. Borsada geçen yıl rekor üzerine rekor kırıldı. BIST 100 endeksi yıl boyunca %200 değerlenirken yatırımcı sayısı da 2 milyona yakın arttı. Endeks yeni yıla ise dalgalı başladı. İlk iki haftada sert düşüşler yaşanınca bazı yatırımcılar borsadan çıktı. Farklı yerlerden gelenler var ve geldikleri yerde yeniden yükselişlerin olduğunu görünce de tekrar da gidecek olan bir kısım da var. Yani çok büyük ihtimalle hani geçici bir süre gelip de aradığını bulamayanların tekrar çıkış yapmaları normaldir. Geçtiğimiz yıl yatırımcı sayısı yaklaşık 1,5 milyon kişi arttı. Bu yılın ilk haftasında gelen yatırımcılarla birlikte toplam rakam 3 milyon 976 bine çıktı. Geçen hafta ise 3 milyon 892 bine geriledi. Öte yandan borsa yılın ilk iki haftasındaki kaybını geçen hafta %10 yükselerek sildi. Endeks yeniden 5500 puanın üzerine geldi. Bir süre daha gideceğiz gibi duruyor. Burada en önemli yer bir kere 5700'lerdeki o zirve seviyemiz. Endeksin bu seviyenin üzerine yükselip yükselmeyeceği çok çok önemli olacak. Buradan bir sektör üzerinden ekonomi konuşacağız aslında. Mobilya sektörü diyeceğiz. Mobilya sektöründeki değişimi Serdal Macit'le konuşacağız. Macitler Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı değerli konuğumuz. Serdal Bey merhaba. NTV Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Melda Hanım. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler. Sizleri sormalı, sektörü sormalı. Şimdi yarın başlayacak bir fuar var. Bu İstanbul Mobilya Fuarı öncesinde bir sektörü konuşalım istedik. Fuarı da konuşacağım ama öncelikli olarak yıl nasıl başladı bunu sormak istiyorum. 2022 yılını kapatırken mobilya sektöründe hep kampanyaları gördük. 2023'te kampanyalarla başladı. Böyle de devam eder mi? Fiyat çünkü son derece belirleyici tüketici açısından. 2023 fiyat politikası dediğimizde aynı kampanyalarla sürecek bir yıl mı olacak? Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın talebiyle de zaten biz birinci ay sonuna kadar hiçbir şekilde zam yapmama kararı aldık. Tabii ki tedarikten dolayı, tedariğe gelen, enerjiye gelen zamlardan dolayı illaki bir zam olacak. Ama en azından birinci ay sonuna kadar hiçbir şekilde zam uygulaması yapmayacağız. Sonrasında da herhalde girdi maliyetleri, enerji fiyatı, istihdam maliyeti hepsinin hesabıyla birlikte nasıl bir yıl
gelecektir mobilyada Şubat'tan itibaren? Tabii ki ister istemez maliyetlere yansıyacak, tabii ki gelen zamlar maliyetlere yansıyacak. Bunun için müşterilerimizin de aslında en azından bir an önce bağlantılarını yapması gerekiyor. Şöyle ham madde sıkıntısıyla girersek konuya ya da TABAŞ'a dönersek, koronadan bu tarafa dönersek. Çünkü koronadan dolayı dünyada bir üretim sıkıntısı var ister istemez. Ama şunu da söyleyebilirim bu arada, Türkiye olarak üretim gücümüzü daha da arttırdığımızı düşünüyorum. Çünkü korona da olsa koronayı çok iyi yönettiler hakikaten büyüklerimiz. Bundan dolayı çok da fazla sıkıntı yaşamadığımızı düşünüyorum. Diğer ülkelere baktığımız zaman, bugün bir Avrupa'da olsun ya da diğer ülkelerde olsun üretim güçleri gerçekten çok ciddi düşüşe geçti. Düşüşe geçtiği için de ister istemez Türkiye'ye bir talep var. Ciddi bir talep var. Geçtiğimiz yılda da gayet güzel talepleri aldığımız gibi bu yılda beklentilerimiz çok yüksek. Zaten şu anda da önümüzde bir fuarımız var. Fuarda da hakikaten iyi de hazırlandığımızı düşünüyorum. Geçen yılki fuarımızdan sonra bu fuarda da gayet güzel geçeceğini düşünüyorum. Yurt dışı, özellikle yurt dışı ihracat odaklı zaten fuarlarımıza giriyoruz. Bu yılda iyi gideceğini düşünüyorum ben şu an. Evet, şimdi İstanbul'da başlayacak İstanbul Mobilya Fuarı. 150 ülkeden de katılımcı olacak. Mobilya sektöründe dediğiniz gibi pandemi ile birlikte talep içeride çoktu. Ama sonrasında bu talep öne de çekilince iç talep daha çok ihracata çalışmaya başladı mobilya sektörü. Farklı farklı Amerika'dan işte Gürcistan'a, Çin'e pek çok ülkeyi görüyoruz. Nasıl bir potansiyel var bu anlamda yarınki fuar için? Nasıl bir anlamda anlaşmalar yapılması bekleniyor? Şöyle, yani biraz önce dediğim gibi dünya genelinde üretimde çok ciddi düşüş var. Ülkemizin bu konuda gerçekten bir ivme kazandığını düşünüyorum. Ve bundan dolayı da Türkiye'ye gerçekten ciddi güzel talepler var. Bu taleplere karşılık vermek için de ülkemizdeki bütün firmalarımız hakikaten gayretle çalışıyorlar. Böyle ciddi bir şekilde de hazırlanıyorlar. Bu da bize tabii ki güç veriyor. Zamlardan girersek zam da olsa, ama dediğim gibi üretimimizi iyi yaparsak, eğer ki üretebiliyorsak, bence bütün ülkelere karşı da güçlü olacağımızı düşünüyorum. Ki şu an Türkiye'miz gerçekten bir ivme kazandı. Hani koronayla beraber birçok ülke bu konuda gerilerken Türkiye gerçekten bir ivme kazandığımızı düşünüyorum. Buna hiç aralık vermeden de inşallah devamını getirmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet, bunu fırsata çevirdik diyorsunuz. Evet, fırsatı nasıl devamını getireceksiniz? Yani ihracatta farklı pazarlar geldi mi beraberinde? Kesinlikle farklı pazarlar geldi. Yani eskiden işte Arap ülkeleri, işte ne bileyim Azerbaycan, Libya gibi ülkeler düşünürken ya da Rusya gibi derken, ki bugün Rusya'da da bir savaş var ki orada da aynı şekilde. Şu an Avrupa üzerinden gerçekten ciddi bir şekilde talep var. Amerika olsun, Avrupa olsun ciddi bir talep var. Buralara cevap vermek için de biz elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz inşallah. İç pazar ve ihracat dengesi değişti mi? Yani ihracatın ağırlığı arttı mı? Kesinlikle ihracatımız arttı. Özellikle şu son yıllarda ihracatımız ciddi bir şekilde mobilyada özellikle arttı ve daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten ciddi talep var. Evet. Şimdi yarın fuar var dedik, İstanbul Fuarı, İstanbul Mobilya evet. Fuarı. Burada özellikle tasarımda da farklılığı görecek miyiz? Çünkü evlerin tipleri de değişiyor, metrekareler değişiyor, yaşam tarzları değişiyor. Serdal Bey ne dersiniz? Yani tasarımda da bir farklılığı görecek miyiz mobilyada, fuarda? Şimdi ben biraz farklı bunu lanse edeceğim. Şimdi insanlar eskiden evler küçüktü diyoruz ama eskiden gerçekten insanlar mobilyanın kıymetini bilmiyordu belki. Yani mobilyanın hayatımızdaki yerini bilmiyorduk daha doğrusu. Korona ile beraber biz bunu gerçekten öğrendik. Mobilya ile bizim barışık olmamız gerektiğini öğrendik. Bundan dolayı da insanlar artık evine değer veriyor. Gerçekten değer veriyor. Bundan dolayı da bütün evlere artık tasarım giriyor. Yani proje giriyor artık. Yani bir salon bile olsa artık orayı tasarlatıyor insanlar. Bundan dolayı da biz ya da bütün firmalar kendi dalında
Yani klasik olabilir, luxury olabilir, avantgarde olabilir, modern olabilir. Herkes kendi dalında tabii ki tasarımlarına değer verip daha da kaliteli, daha da değerli kılmaya çalışıyorlar. Ve bunu da biz de görüyoruz. Bütün firmaların bu konuda gerçekten canla başla çalıştığını görüyoruz. Bundan dolayı zaten Türk markasının, yani Türk kalitesinin de artık dünyaya duyurulduğunu ve duyurmaya da çalışıyoruz. Duyurulduğunu görebiliyoruz. Bundan dolayı da zaten talepler artıyor. Eskiden tabii ki bu kadar değildik belki ama şu an artık bir Türk markası var. Ya da bir Türk kalitesi var artık. O yüzden Türkiye'miz adına bu konuda çok seviniyorum. Çok da mutluyum. Hakikaten bazen şöyle bakıyoruz, geçmişimize bakıyoruz. Ya da bugünümüze bakıyoruz. Ülkemizin ne kadar geliştiğini, ne kadar hakikaten iyi yönetildiğini, daha da ileriye taşınacağına artık gerçekten canı gönülden kanaatimiz var. Ve bunun için bizler de bir KOBİ'ler olarak tamamen buna canla başla gayret gösteriyoruz diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler değerli katılımımız için. Serdal Macit, Macitler Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı NTV Finans Kafe'deydi. Yarın da 150 ülkeden katılımcının katılacağı bir fuar var dedik. İstanbul Mobilya Fuarı hafta sonunda açık olduğunu belirtelim. Devam edelim haberlerle. Brezilya ve Arjantin'in ortak para birimine geçmek için hazırlık yapmaya başladığı belirtildi. Financial Times'ın haberine göre Brezilya ve Arjantin liderleri hazırlıklara başlanması konusunda bu hafta açıklama yapacak. Haberde Brezilya'nın yeni para birimi için Sur Güney yani ismini önerdiği ve bu hafta Buenos Aires'te yapılacak bir zirvede ortak paranın tartışılacağı belirtildi. Ortak yeni para birimiyle iki ülkenin bölgesel ticareti artırmayı ve ABD dolarına bağımlılığı azaltmayı hedeflediği kaydedildi. Başlangıçta ikili bir proje olarak başlayan girişimin daha sonra diğer Latin Amerika ülkelerini de davet edecek şekilde genişletileceği belirtiliyor. IMF'nin bakış açısında aktaralım. Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Georgieva küresel durgunluk konusunda birkaç ay öncesine göre daha iyimser olduklarını söyledi. Georgieva buna rağmen dünya genelindeki ekonomik toparlanmanın hala kısmi ve dengesiz olduğunu belirtti. İki açıdan iyimser olduklarını belirten Georgieva, ilkinin merkez bankalarının ve mali yetkililerin aldığı kararlı hamleler olduğunu ve kaynakları olmayan ülkeler için üstlerine düşen görevleri yaptıklarını söyledi. Başkan Georgieva birkaç ay öncesine göre ekonomik görünüme ilişkin daha iyimser olmalarının ikinci nedeninin ise pandemi hala devam ederken dünyanın işlev göstermeyi öğrenmiş olmasına bağladı. Yine de toparlanmanın kısmi ve dengesiz olduğunu vurgulayan IMF Başkanı, ekonominin bazı kısımları çok iyi durumda, bazıları ise geride kalıyor. En büyük endişem bu krizi atlattığımızda daha fazla eşitsizlik, daha fazla borç, açık ve hala devam eden bir iklim krizi görebiliriz. Geniş çaplı koordine edilmiş teşviklerle krizden sonra 2019'a kıyasla daha iyi bir ekonomimiz olabilir, dedi. NTV Finans Kafe'deydiniz. Umarız iyi haberler gelir, iyi haberlerle karşınızda oluruz.